Hatta o masumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet-i ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perde-i gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i bir surette kanaat getirdim. Şimdi Bediüzzaman bunu dediğinde bazıları itiraz etmiş işte kafir de olsa deyince. İşte diyor ki dini Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam hani bu 2. Dünya Savaşı'nda İslamiyet'i duymamış, bilmemiş, ölmüş, zulüm görmüş, işkence çekerek ölmüş olanlar da ne diyor? Biz peygamberi göndermeden azap edecek değiliz diyor ayet. Bilmeyen mesuliyet altına girmez ve ahirette öldüğünde cehenneme düçar olmaz. Ki bunlar Müslüman. Müslümanlar elbette ki böyle bela ve musibetlerde canları şehadetle velayet makamına çıkar. Mallarını da Cenab-ı Hak sadakay olarak ne yapıyor? Kabul ediyor. Cenab-ı Hak bunlara bu şekilde rahmetiyle muamele ederken şefkatten dolayı ne yapmamak? Azap çekmemek gerekir. Şimdi gelelim bu bela ve musibetleri Cenab-ı Hakk'ın bize musallat etmesinin hikmeti nedir? Tabi zamanı geçmiş bir ders olarak değil. Bugün gündemde güncel olarak Allah muhafaza eylesin arkadaşlar. Bakın doğru düzgün Müslüman olmazsak, istikametli olmazsak bu bombalar bizim başımıza da yağar. Yani şu rahatlığınıza güvenmeyin. Halep'e gittim. Halep'teki insanlar senden benden iyiydi. Herkesin ticareti vardı, işi vardı, gücü vardı. İşte savaş Irak'ta oluyordu. Hatta Iraklı mültecileri beğenmiyorlardı ha. Gelmiş bunlar işte Irak'tan. Yani buralarda işte böyle dilencilik yapıyorlar falan. Beğenmiyorlardı. Hani bazıları var ya. İşte bu Suriyelileri getirdiler, başımıza bela ettiler falan diyenler var ya. Onlar da bunu duysunlar. Onlar da Iraklıları beğenmiyorlar. Irak'ta biliyorsunuz savaş oldu. Oradan da mülteciler gelmişti Suriye'ye. Şimdi biz de aynı konuma düşmeyelim. Eğer biz istikamet dairesinde hareket edersek Cenab-ı Hak bu bela ve musibeti ne yapar? Bizden uzaklaştı. Ama biz hala aklımızı başımıza almazsak, hala lay lay lom hayat geçirip, işte yiyip içip yatalım, keyfimiz yerinde olsun, bize ne İslam alemi, o zaman sıra sana da gelir. Ne malının değeri kalır, ne mülkünün değeri kalır. Halep'teki emlakçı kralı nerede? Hani o şeyler, bloklar, daireler kaç para ediyor? 5 kuruş ettiği yok değil mi? Kaçıp da canını kurtarabilse 1000 şükredecek. Demek ki Cenab-ı Hak için böyle şeyler sorun değil. Bir anda ne yapar? Hak ile yeksan eder. Biri sordu. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Musibet ne içinmiş? Bir cinayet, bir suçumuz var ki onun neticesinde bir musibet geliyor değil mi? Durup dururken sana musibet gelir mi? Gelmez. İnsanlar hak etmese gelir mi? Gelmez. Bakın geçmiş tarihlerde İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve diğer peygamberler de kavimlerini ikaz ediyorlar. Firavun'u ikaz ediyor. Diyor ki bak Cenab-ı Hak bela gönderecek. Aklını başına al. Adam şimdi kral ya rahat da yerinde. Diyor ki ya sen ne konuşuyorsun diyor. Yani seni ben niye nazara alayım ki diyor. Halbuki görüyor Allah vaat etmiş. Sonra bir bela bir musibet geliyor değil mi? Hak ile yeksan ediyor. Adamlar kayalardan dağları oymuşlar. Ev yapmışlar. Saray yapmışlar. Hala kalıntıları var değil mi? Ürdün tarafında. Belki görmüşsünüz internetlerde. Bildiğin saray ya. Dağı oyarak saray yapmış. Öyle muazzam. Çünkü onlara güveniyorlar ya. Diyorlar ki Rabbin bize vaat ettiği azabı göndersin diyorlar. Kafa tutuyor. Onlara bir sayha yetti diyor. Bir ses yetti diyor onlara. Cenab-ı Hak biçilmiş ekin gibi yaptık diyor hepsini. Kimisini fırtınayla, şimdi de kimisini savaşla, kimisini başka bir şeyle helak ediyor. Durup dururken hiçbir bela ve musibet gelmiyor. Bizim akılsızlığımızdan geliyor. Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdiniz ki şu musibetle hükmetti? Hangi fiilinizle bu bela ve musibete fetva verdin? Kader bunu size musallat eyledi. Ben bunu Halepliler için okumuyorum. Bizim başımıza gelmesin diye okuyorum ha. Yani biz koru. Hadi onların başa gelen gelmiş. O ilahi bir takdirat. Ama aynı şeyin bizim başımıza gelmesinden korkuyorum. Musibeti âme, umumi musibet, ekseriyetin hatasına terettüp eder. Hazırda mükafatınız nedir? Sual soruldu. Dedim. Mukaddemesi 3 mühim erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. 3 mühim
erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. Üç şeyi ihmal etmişiz. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne yapmış? Bu savaş musibetini ve belasını bize vermiş. Bunu ne için anlatıyor? Bunu Birinci Dünya Savaşı için bahsediyor. Savaş. O zamana da savaş. Hangilerde eksiklik gösterilmiş? Savm. Yani savm, oruç. Salat. Yani namaz ve zekat. Üçünü ihmal etmişiz. Hani bazen böyle şey görüyoruz. Ya işte paramı vereceğiz. Bu İslamiyet de yani din de hep parayla kardeşim filan. Cenab-ı Hak diyor ki benim vermiş olduğum ondan kırktan birini vereceksin diyor. Ha vermezsen tam vermeyebilirsin. Bela ve musibetle kat kat alırım. Diyor. Kat kat. Bakın belki de bu musibetin bizden uzak olmasının bir hikmeti şu memleketimizin etrafı yangın yeri gibi. Etrafında bela dönüp dönüp bu yangın dönüp dönüp duruyor fakat içeriye giremiyor. Bunun hikmeti şu mazlumların, masumların bize ettik. Hani onlar diyorlar ya niye bakıyorsunuz Suriyelilere? Yani Avrupa kültürüyle bakılıyor. Yani niye vereyim ki sana bir ekmek işte sen sensin ben de benim. Bir Müslümanlık anlayışı yok. Ben bunu var ya kimden duydum biliyor musun? Umre'ye gittim. Umre'de sakallı hacem mi? Asansöre bindik de diyor ki bu Suriyelileri diyor bu Tayyip getirdi başımıza bela etti. Ulan sen Umre'deki hacı baba bunu derse sokaktaki cahil ne der ya? O da sokaktaki cahil işte. Bakın namazsızlık ve oruçsuzluk maalesef. Hani biz bunları yok gibi zannediyoruz ya. Ya git topluma namaz yok. Ezan okunduğunda camide kaç kişi var? Bak bakayım çarşıda namaz kılan kaç kişi bir anket yap. İkincisi savun. Ramazan sanki şu çatalcayı teğet geçiyor hiç uğramıyor. Çarşılarda bütün lokantalar açık. Herkes de götürüyor. Yine İstanbul işlerinde bakıyorsun ki bütün dükkanlar açık. Herkes yiyor yani. Aleni olun. Bu cinayet cezasız kalmaz. Tamam yiyorsun ama o bir yerden çıkacaktır muhakkak. Bu cinayetler cezasız kalmaz. Ya bize uğramaz. Dur bakalım koskoca Osmanlı İmparatorluğuna uğramayacaktı uğramasa değil mi? Osmanlı ki yani yedi kıtaya hükmeden bir devletken nasıl uğradı da yaktı, yıktı, hiçbir şey bırakmadı geriye. Çok ararsınız şu oturduğunuz koltukları, şurada güven içerisinde sakin sakin rahatça şu ders dinlediğiniz günleri çok ararsınız. Her an başımıza varil mi düşecek, varil bombası mı atacaklar, füze mi düşecek? Böyle tedirginlik içerisinde günlerce çok beklersin. Yani bazı nimetlerin içerisinde olduğumuzun farkına varmak lazım. Şurada rahatça oturabiliyorsan bu Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Şu an namusumuzdan endişemiz yoksa bu Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. İnsan ölümü kabul eder de o alçakça şeyini şeyleri yine kabul edemez değil mi? Ben öleyim de o işte namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz ayaklar altına alınmasın denilen diyen insanlar var şu an. Allah muhafaza eylesin o duruma düşürmesin. Ama biz hala sallapati namazı sallarsak, orucu teğet geçersek, zekatı da vermezsek o zaman bu musibetlerin gelmesine kadere fetva vermiş olur. Zira 24 saatten yalnız 1 saati 5 namaz için... Beş vakit namaz için Halik-i Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim ve meşakkat tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. 5 sene savaşla ne yaptı? Namaz kıldı. Hem senede yalnız 1 ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefareten 5 sene oruç tutturdu. Ondan 40'tan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Buhlettik, cimrilik ettik, zulmettik. O da bizden müterakim birikmiş zekatı aldı. El ceza'u min cinsil amel. Yani ceza amelin cinsine göredir. Namaz mı kılmıyorsunuz? O zaman cephelerde sürünün bakalım. Oruç mu tutmuyorsunuz? Açlıkla beraber oruç tutun. Zekat mı vermiyor? Malınız, mülkünüz yanıp yıkılıp gitsin de görün bak. Bu memlekette bu şeyler oldu biliyorsunuz mu? Bu memlekette bu olaylar oldu. Bulgar ordusu şu an ayaklarımızı bastığımız şu topraklara geldi. Diyeceksiniz ki ya burası İstanbul. Çatalca'ya kadar geldi. Burayı geçti. Biz şu an Çanakçı'dayız ya burayı geçti. Çatalca'ya kadar geldi. Bulgar ve Rus orduları, Roman orduları. Demek ki biz istikametli hareket etmezsek aynı o peygamberler nasıl ki kavimlerini ikaz ettiler, onlar o peygamberleri dinlemediler. Cenab-ı Hak onları cezalandırırsa aynı şekilde bizi de Zekeriya Aleyhisselam'ı katletti. Zekeriya Aleyhisselam ikaz etti. Fakat öyle bir kavim ki peygamberlerini de katlettiler. Sonra katlettikleri yerde hala kanı kaynarmış.
Ve Cenab-ı Hak öyle bir Asurları mı bir kavmi musallat ediyor. Oranın komutanı geliyor. Başlıyor kesmeye. Diyor ki bu kan niye kaynıyor diyor. Diyorlar ki işte bir adağımız vardı da kabul olmadı o yüzden kaynıyor. Diyor ki yalan söylüyorsunuz diyor. 700 kişi getiriliyor. 700 kişinin başını kesiyor. Kan kaynaması yine durmuyor. Diyor ki 1000 daha getirin. Kanın kaynaması yine durmuyor. Diyor ki yalan söylüyorsunuz. Hepinizi keserim. Diyorlar ki Yahudiler biz diyorlar içimizden bir elçi gelmişti de biz onu yalanlamıştık ve burada onu şehit etmiştik, öldürmüştük. Ve o zamandan beri bu kanın kaynaması durmaz diyor. Ve o komutan diyor ki ben İsrailoğullarının inandığı Allah'a iman ediyorum. Ey kan diyor eğer durmazsan diyor bu kavmin hepsini keserim diyor. Ve izni ilahiyle o kanın kaynaması. Yani bakın geçmiş tarihlerde ne olduysa aynısı oluyor. Değişen bir şey yok. Ama şimdi burada diyoruz ya gırgır şamata işte. Nasıl Halep'te savaş var, Irak'ta savaş var, şurada savaş var. Hep oralarda ya geliyor bir şey yaklaşıyor dikkatli olun. Etrafınızda oldurmaya da dikkat edin. İkaz etmek lazım. Yani illa bombalar başımıza düştükten sonra mı uyanalım? Yani o zaman da bak yine bir düşman sevk etmiş Cenab-ı Hak onların üzerine. Bu zamanda da yine bir düşman sevk ediyor. Ve o düşman günden güne yaklaşıyor. Ve Cenab-ı Hak aklımızı başımıza almayı nasip eylesin. Baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman versin. Ve bizleri de sırat-ı müstakim üzere kılsın inşallah. İllahi'l-Fatiha.